Merhaba oksijenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kripto ve sanat. İnanılmaz bir ikili ama gerçek oldu. Holy fuck! Oksijenler, ben bu kelimeyi Türkçe'ye çeviremedim. Çünkü Türkçe'ye çevirince çok abes düşüyor. Siz merak ediyorsanız kendiniz çevirebilirsiniz ve görebilirsiniz anlamını, Türkçe'ye olan anlamını. Bu holy fuck kelimesinin Mike Hinkelman'ın takma adı olan Beeple Twitter'daki ilk resmi cevabıydı. Bu cevap Güney Carolina, Charleston'da Christie's Müzayede Evi'nde Amerikalı grafik tasarımcısının sanal bir sanat eserinin 60.2 milyon dolara müzayede çıkardı. Alıcının toplam maliyeti müzayede evi komisyonu dahil olmak üzere 69 milyon dolar. The final bid, David, $69 million. Oh my gosh. As of 6 months ago, Beeple had yet to sell any work, and most of America and the world are still trying to understand how NFTs fit into overall asset valuations, but... Carl, help me. Carl, help me understand. I'm relying on you and Morgan to explain this to me. I can say non-fungible. What is a non-fungible token? But that's about where my understanding ends. Yeah. All right. $69 million. Winkelmann. Way to go, Winkelmann. Way to make it happen. Beeple. This is incredible, too. I mean, the NFT situation has just kind of exploded onto the scene and the numbers behind it. I mean, just to see $69 million. I'll tell you this. It's tied to the Ethereum blockchain, right, David. And if right. you take a look at Ether, which is the cryptocurrency tied to that, that's higher again today, too. In fact, we have seen Ether outperforming Bitcoin as of late because there's some supply changes happening. Beeple'ın resmi son 13 yılda yarattığı 5000 dijital görüntünün bir derlemesiydi. Christie's'in sanal sanatı veya daha doğrusu sözde NFT'yi ilk kez açık arttırmasıydı. Peki NFT nedir? NFT bir dijital sahiplik sertifikasıdır. NFT'ler değiştirilemez olarak adlandırılır ve değiştirilemez olarak çevrilir. NFT'ler benzersizdir ancak takas edilebilirler. Bu satışla birlikte Beeple yaşanan en pahalı sanatçıların arasına girdi. Bu sıralamada adı dünyaca ünlü olan David Hockney ile Jeff Koons arasında yer aldı. Beeple aslında kimdir? Mike Winkelmann 39 yaşında ve karısı ve iki çocuğuyla Charleston'da yaşıyor. Yaptıkları gotik ve fantastik bir atmosferde karanlık imgeleri çiziyor. Beeple'ın fantasy figürleri korkunç. Örneğin 5000 numaralı çizimde ağzı kanlı Hulk'i benzeri bir Mickey Mouse ve birçok ürkütücü çizimlerle karşılaşabilirsiniz. Aslında çizimleri bazen rahatsız edici de olabilir. Beeple politikadan tut, sanatçı ve ünlü iş adamlarını da çiziyor. Örneğin Kim Jong-un'u, Donald Trump'ı ve Michael Jackson'ın resimleri hala ilginç ve çekici resim. Bu çalışmasında bu üç ismi bir araya getirmiş. Hepsi ucube gösterisi ve cyborg'tu. Ve en ön oldukça gerçekçi çizilmiş 6 yaşındaki bir çocuk var. Mekanik kurşun kalemle bir çizim üzerinde çalışıyor. Bu çocuk elbette Mike Winkelmann'ın kendisi. Grup portresi aslında bir otoportre. Genç Winkelmann gençken asla bir sanatçı olmayı amaçlamadı ancak bilgisayar bilimi okudu.
Daha sonra bir web tasarımcısı olduğunda boş zamanlarında ise kısa dijital video klipler yaptı. Bugün bu klipler 4D sineması yazılım programında çalışıyor. Bunda o kadar başarılı oldu ki son yıllarda Katy Perry, Justin Bieber, Skrillex ve One Direction gibi müzik sanatçıları için Fiji filmler ve diğer görsel efektler yaptı. Louis Vuitton sanatını 2019 ilkbahar koleksiyonundaki kıyafetlere de yerleştirdi. Örneğin Aralık ayında Beeple, Nifty Gateway platformunda 21 NFT sattı ve ona karşılık 4 milyon dolar kazandı. Bu parçalardan 20 tanesi kripto fonu Meta Purse anonim kurucusu Meta Kuan tarafından satın alındı. Christie's müzayeden kısa bir süre sonra Every Days the First 5000 Days'in de şanslı sahibi olduğunu duyurdu. Kripto sanatı ticareti, kripto para birimi çılgınlığıyla yakından bağlantılıdır. Beeple'ın müzayede kaydının yapımcının bizzat kendisinin de açıkladığı gibi sanat tarihini kalıcı olarak değiştirip değiştirmeyeceği sordu. Ayrıca Bitcoin gibi para birimlerine de karşı görünüyor. Tabii ki bu gelişmelerde Elon Musk'ın parmağı olmazsa olmaz. Elon Musk aslında milyoner olarak dünyayı tabii ki parasıyla ellerinde oynatıyor. Karada ve uzayda her yerde Elon Musk. Burada da olacak tabii ki. Elon Musk Twitter üzerinden kısa bir müzik klibi sattığını bildiriyor. NFT'ler hakkında bu şarkıyı bir NFT olarak satıyorum. Burada da bu klibin kısa bir fragmanını dinliyoruz. Numarasıyla birlikte kupasını gösteriyor ve şöyle diyor: NFT gösterişiniz için bilgisayarlar asla uyumaz, doğrulanır, garantilidir. Beeple sadece yarım saat sonra Musk'a bunun için 69 milyon vereceğim dedi. En sevdiği kripto parası Dog ile ödemeyi tercih eden Musk, basitçe 420 milyon Dog ile yanıt verdi ve Beeple buna gece yarısından biraz sonra satıldı cevabını verdi. Cari fiyatlara göre 420 milyon yaklaşık 26 milyon dolar. Yani Beeple'a da hale biraz para kaldı. Gerçekten de inanılmaz olay gerçek oldu. Sadece dijital sanat satılmıyor. Hatta ilk tweet bile satıldı. Enteresan değil mi? Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den bir tweet açık attırma ile satıldı. Bunu alan kişi aynı adı taşıyan bir kripto para birimini icat eden Bridge Oracle teknoloji şirketinin CEO'su Sina Estavi. Estavi, Elon Musk'ın 1,5 milyon dolar değerinde olduğu inandığı NFT şarkısını satışa sunduğu tweet'e de teklif vermişti. Aslında Metacoa'nın Christie's aracılığıyla elde ettiği tapu, kripto yatırımcısını kesip gevşek parçalar halinde yeniden satabilir. Beeple ayrıca herhangi bir yeniden satışın küçük bir yüzdesini alır. Yani bir NFT herhangi bir şey olabilir. Bir müzik dosyası, bir GIF veya örneğin bir tweet. Aslında aklınıza şu soru takılabilir: Beeple'ın yaptığı ne kadar sanat? Çünkü yeni dünya buraya evriliyor ve Beeple gibi isimler bu dünyayı farkında olmadan inşa ediyor. Acaba tüm bunlar geleneksel sanata büyük bir darbe mi indirecek? İleriki tarihte bunu göreceğiz. Sevgili oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmek istiyorsanız ve videolarımı düzenli olarak izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.